Evet, başla. Sevgili Suskun Şair Samet kanalı takipçileri, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizi yine Hedef Akademi grubuyla işlemekteyiz. Bugünkü dersimizde rasyonel sayılarda çarpmanın tekrarıyla birlikte bölmeyi işleyeceğiz. Önce çarpmayı hatırlayacağız, sonra bölme işlemini anlatacağız. Rasyonel sayılarda çarpma işlemi yapılırken ne yapıyorduk? Pay ile pay çarpılır, payda ile payda çarpılır. Rasyonel sayıların en kolayı budur. Yani aslında toplama, çıkartma insana daha kolay gelmesi gerekirken, rasyonellerde tek sıkıntı çarpmanın toplamı çıkartmadan daha kolay olur. Örnek veriyorum. 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 4. 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 4. İşleminin sonucu kaçtır? ÖSYM bize bunu sordu diyelim. Ben burada ne yapacağım? 1 bölü 2. Buradaki kesrin payı nedir? 1'dir. 1'i aldım elime. Çarpı 3 bölü 4. 3 bölü 4 kesrinde pay nedir? 3. Bu payı da aldım elime. 3. 1 çarpı 3 nedir? 3 yapar. 1 kere 3, 3 diyorum, paya yazıyorum. Bölü. 1 bölü 2 payda nedir? 2. Elime alıyorum. Çarpı 3 bölü 4. Burada payda nedir? 4. 4'ü elime aldım. 2 ile 4'ü çarptım. 8. 2 kere 4, 8 dedim ve paydaya 8'imi yazdım. Ne oldu? Pay kısmım benim 3, payda kısmım benim 8 oldu. 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 4 neye eşit? 3 bölü 8'e eşit. Farklı bir örnek veriyorum. Kural 2. Bu 1'di, kural 1'di. Çarpma işlemi yapılırken karşılıklı çarpılır. Kural 2. Rasyonel sayılarda çarpma işlemi yapılırken ya alt alta sadeleştirme varsa bunu yaparız, ya da çapraz sadeleştirme varsa bunu yaparız. Örnek 8 bölü 4 çarpı 9 bölü 3. 8 bölü 4 çarpı 9 bölü 3. İşleminin sonucu kaçtır? Ben bu kesri nasıl yaparım? Ben bu kesri arkadaşlar ne yapıyorum? Alt alta benim sadeleştirmem var değil mi? 8 bölü 4. 8'i 4'e bölersem 2. Çarpı 9 bölü 3. 9'u 3'e bölersem 3. Ne oldu? 2 çarpı 3 oldu mu? 2 kere 3 nedir? 6'dır diyorum. Bu şekil böyle yaptım. Bu benim aklıma gelmezse Samet, ben ne yapacağım? Şunu yapacağız arkadaşlar. 8 bölü 4 çarpı 9 bölü 3. Ne yapıyorum? 8 ile 9 pay kısımlar. 8 kere 9 72. Bölü 4 ile 3. 4 kere 3 12. Burada benim paydalarımdır. Paydayı da 12 yazıyorum. 72 bölü 12. 72'nin içinde 12 kaç kere var? 6 kere var. Burada da benim sonucum ne olur? 72'yi 12'ye bölersem 6 derim ve buradan da sonucumu 6 bulurum. Her şekilde sonucum 6'dır benim. Bu soruda anlaşılmayan bir yer var mı? Yok. Güzel. Evet. Rasyonel sayılarda üçüncü terim olarak şunu söyleyeyim. Eğer siz altlı üstlü sadeleştiremiyorsanız çapraz sadeleştirme uygularsınız. Örnek 7 bölü 3 çarpı 3 bölü 7. 7 bölü 3 çarpı 3 bölü 7. Ne yaparım ben? Çapraz sadeleştirme. Ne çapraz geliyor? 7 bölü 3. Burada 7 pay 3 payda. Çarpı 3 bölü 7. Burada da 3 pay 7 payda. Birbirinin hep çaprazı geliyor. 7'ler ve 3'ler. Ben burada ne yaparım?
Birinci kesrin payı, ikinci kesrin paydası olan yedileri sadeleştiririm. Her iki tarafı yediye bölerim. Buradan bir olur. Ne oldu burası? 1 bölü 3 çarpı 3 bölü 1. Yediler gitti. Yediye böldüm. 1. Yedileri sildim. 1 yazdım bir yerine. Baktım üçler de çapraz. Üçleri de 3'e bölersem ne oldu? 1 bölü 3 yazacağım yere 3'ü sildim. 1 yazdım. Çarpı 3 bölü 1 yazacağım yerde 3'ü 3'e böldüm. 1 yazdım. Ne oldu? 1 bölü 1 çarpı 1 bölü 1. E 1'i 1'e bölersem 1 yapar derim. Ve 1 çarpı 1'den cevabım 1 gelir. Burada anlaşılmayan bir yer var mı? Yok. Şimdi diğer, eğer bu da aklınıza gelmedi, burada karşılıklı çarpın. 7 bölü 3 çarpı 3 bölü 7. Pay kısımlarına bakıyorum. 7 ve 3 var. Çarpıyorum. 7 kere 3 21. Bölü. Paydalara bakıyorum. 3 ve 7 var. 7 kere 3 21. Paydaya da 21 yazdım. 21'i 21'e bölersem ne yapar? 1 yapar diyorum ve buradan da sonucumu 1 buluyorum. Her halükarda cevabım 1 geliyor buradan. Şimdi çarpmayla ilgili bir sorununuz var mı? Yoksa bölmeyi anlatayım. Yok, güzel. Şimdi o zaman bölmelere geçiyoruz. Arkadaşlar çok kolay. Nasıl çok kolay Samet? Rasyonel sayılarda bölme işlemi yapılırken birinci kesir aynen kalır, ikinci kesir ters çevrilir, çarpılır. Ne diyorsun Samet ya? Ben hiçbir şey anlamadım dediğinizi duyar gibiyim. Anlatıyorum hemen. Şimdi ben size verdim mesela 1 bölü 2 bölü, bu bölü nedir biliyor musunuz? 1 bölü 2 paydır, bölü diyorum, 3 bölü 4. Bu 3 bölü 4 de payda oluyor benim. Kesrimin paydası. Yani siz özellikle şunu sormalısınız, özellikle görme engelli arkadaşlara söylüyorum bunu. Şimdi bizim payı paydadan ayıran kesrimizin uzunluğu daha büyüktür. Nasıl Samet? Şimdi 1 bölü 2 kesrini normal verir. Kesir bölüsünü küçük verir. Ama bölü dediğim zaman paydayı ayıran kesri büyük verir. Uzunluğu daha büyük olur yatay çizginin. Sonra payda kısım 3 bölü 4. 3 bölü 4'ün bölüsü de normaldir yine. 1 bölü 2'nin olduğu gibi küçüktür. Bu şekilde ayrılır. Nedir? Birinci kesir yani pay kısım aynen kalır. İkinci kesim ters çevrilir, çarpılır, takla atılır. Bir diğer deyişle. 3 bölü 4. 3 bölü 4'ü takla attırırsam ne olur? Yer değişirse 4 bölü 3 olur. Ve çarpılır. 1 bölü 2 çarpı 4 bölü 3 olur. 1 bölü 2 çarpı 4 bölü 3. Bakıyorum, ilk düşünüyorum. Alt alta bölme yapabilir miyim? Yapamam. Çapraz yapabilir miyim? Evet yapabilirim. Nasıl? 1 bölü 2 çarpı 4 bölü 3. 2 ile 4 çapraz gelir derim. 4'ü 2'ye böldüm. 2. 4'ü sildim. Yerine 2 yazdım. 2'yi 2'ye böldüm. 1. Ne oldu? Sol taraf 1 bölü 2 idi. Burası 1 bölü 1 olur. Çarpı 4 bölü 3'tü. Burası da ne olur? 2 bölü 3 olur. Çünkü 4'ü 2'ye böldüm. 2 yazdım. 4'ü sildim. Yerine 2 yazmış oldum. 2 bölü 3. 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 1 ne gelir? 2 bölü 3'ün kendisi
Gelir arkadaşlar. Var mı burada anlaşılmayan yer? Anlamadığınız varsa, en ufak takıldığınız bir yer varsa sorun muhakkak ileride olmasın. Ya ileride nasıl olmasın? İleride aklınıza takılır burası. Yapamazsınız. İleride değişik sorular görürsünüz. Hiç yapamazsınız. Onun için. Şimdi o zaman söz isteğimiz yok. Soruyorum. Sizlerden de çözümü istiyorum. 7 bölü 6, burası pay kısım. 7 bölü 6 bölü ne olsun ne olsun. 7 bölü 12. 7 bölü 6 bölü 7 bölü 12. Haydi bakalım yapın. Tekrar söyleyeyim son kez. 7 bölü 6 bölü 7 bölü 12. Ay canım. Açıklayabilirim, direkt cevabı da söyleyebilirim. Hangisini yapayım hocam? Önce cevapları alayım, doğruluğuna, yanlışlığına göre. Şimdi İki. yanlış cevap verirsen açıklığa yapma. Tamam, iki diyorum. Tamam. Tamam. Aysun. Aysun Hanım. İki buldum. Peki. Tamam. Nurşen. Acaba doğru mu? Kaç buldun? Sesin tam gelmedi. İki. İki. Tamam. Zeynep Hanım. Hocam ben de yaptım da iki buldum. Tamam. Tamam. Bevan Hanım. Ben de iki buldum. Tamam. Evet arkadaşlar, cevap 2. Aa, Nedim sen geç kaldın maalesef. Şimdi Ayça sen açıkla. Sonra ben de bir üstünden geçeyim. Tamamdır. 7 bölü 6 bölü 7 bölü 12'yi ters çevireceğiz ilk şeye. 7 bölü 6 çarpı 12 bölü 7 olacak. Oradan çaprazdan 7'ler birbirini götürür. 6 ile de 12 sadece 2 kalır. 2 bölü 1'den de 2 olur cevap. Evet. Yani 7'ler çapraz birbirini götürür. 12 pay kısımda, 6 payda kısımda olur. Onun için 12'yi 6'ya bölerim. 2 sonucunu bulurum. Şimdi her durumda böyle mi? Şöyle arkadaşlar. Üst tarafta 12 yerine 6, aşağı tarafta 12 olmuş olabilirdi. 6 bölü 12 derdim. Buradan 1 bölü 2 gelirdi. Ama burada 12 üstte, 6 aşağıda olduğu için cevap buradan 2 geliyor. 12'yi 2'ye bölüyorum. Bir diğer sorumuz. 4 bölü 6, 4 bölü 6 bölü 2 bölü 3. 4 bölü 6 bölü 2 bölü 3. Ayça Hanım. Ayça. Bir daha alabilir Bir. miyim? Bir, tamam. Tekrar veriyorum. 4 bölü 6 bölü 2 bölü 3. Ayşe. Bir. Asesli. Bir buldum hocam. Tamam. Tamam. Zeynep Hanım. Hocam ben de yaptım. Ben de bir buldum. Tamam. Sema.
Hanım. 1. Nurcan. Hocam 1. Nurcan, seni duyamadım. Olabilir. Tamam, söyle. Tamam. Elvan Hanım. 1. Tamam. Başka söylemek isteyen var mı? Yokmuş hocam. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakalım sonucumuz ne geliyor buradan. 4 bölü 6 bölü 2 bölü 3. 2 bölü 3'ü ters çeviririm. 3 bölü 2 çarparım 4 bölü 6 ile. 4 bölü 6 çarpı ne olur? 3 bölü 2 olur. Şimdi ne çapraz geliyor? 4 ile 2 çapraz geliyor. 3 ile 6 çapraz geliyor. Şimdi ne yapıyorum? 4'ü 2'ye bölerim. 2 bölü, burası 6 idi. 2 bölü 6 olur. Çarpı 3 bölü 2 idi. Burada da 2'yi 2'ye bölerim. 1, 3 bölü 1'e döner. Ne olur burası? 2 bölü 6 çarpı 3 bölü 1. 3 ile 6 çapraz gelir diyorum. 3'ü 3'e bölerim. 1. 6'yı 3'e bölerim. 2. Ne oldu burası? 2 bölü 2 çarpı 1 bölü 1. Böyle geldi. 2 bölü 2 çarpı 1 bölü 1. 2 karşılıklı çarparsam zaten 2 bölü 2 çarpı 1 bölü 1. 1 bölü 1 ile neyi çarparsanız çarpın sonuç aynı. Bu yüzden 2 bölü 2. 2'yi de 2'ye bölerim. Sonucumu 1 bulurum. Verelim bir örnek. 9 bölü 9 bölü 13 9 bölü 13 bölü 9 bölü 13 bölü 36 bölü 26 9 bölü 13 bölü 36 bölü 26. Dokuz bölü 13 bölü 36 bölü 26. Tamam, sözleri verelim. Bakıyorum. Aysu. 1 bölü 2. Sema Hanım. Bana mı seslendin? Evet. 1 bölü 2. Tamam. Ayça. 1 bölü 2. Tamam. Nurşen. Hocam 1 bölü 2. Tamam. Evet arkadaşlar, doğru cevap 1 bölü 2. Nasıl Samet? 9 bölü 13 bölü 36 bölü 26. Ne yapıyorum burada? Ha bu arada ÖSYM bu tarz verir mi? Şu 36 bölü 26'yı belki vermeyebilir. İkisi de sadeleşebilen sayılar olduğu için. Kalkıp sadeleşebilen vermek yerine o kendisi en sade haliyle belki verebilir. 36 bölü 26 ters çevrilir, çarpılır. 26 bölü 36 olur. 9 bölü 13 çarpı 26 bölü 36. Ne çapraz geliyor? 9 ile 36 çapraz geliyor. 26 ile 13 çapraz geliyor.
Birinci kesrin payında 9, ikinci kesrin paydasında 36 var diyorum. 9'u 9'a bölerim. 1, 36'yı 9'a bölerim. Ne yapar? 4 yapar. Ne oldu burası? 1 bölü 13 çarpı 26 bölü 4. Burası böyle oldu. Şimdi 26 ile 13'ü sadeleştiririm. 26'yı 13'e bölelim. 2. 13'ü 13'e bölelim. 1. Birinci kesir şu hale alır. 1 bölü 1. İkinci kesir çarpı var arada. 2 bölü 4. Bu şekilde ele alınır. 1 bölü 1 çarpı 2 bölü 4. Neyle 1 bölü 1 çarparsam çarpayım aynıdır. Buradan 2 bölü 4 gelirim. ÖSYM bana 2 bölü 4'ü vermez derim. Bunu da sadeleştirme yaparım. Her iki tarafı 2'ye bölersem 2'yi 2'ye bölerim 1. 4'ü 2'ye bölerim 2. Buradan da 1 bölü 2 şeklinde en sade haline almış olur. Veriyorum farklı bir örnek. 3 bölü 4 bölü 3 bölü 4 bölü 7 bölü 7 bölü 8 demeyeyim, dur. 3 bölü 4 bölü 7 bölü 7 bölü ne desek 7 bölü 11 olsun. 3 bölü 4 bölü 7 bölü 11. Üç bölü dört bölü yedi bölü on bir. Ayşe. Otuz üç bölü 28. Şey, 3 bölü 7 buldum ama emin değilim. Nurcan? Can, ben tekrar alabilir miyim ya? Olur. 3 bölü 4 çeker misiniz? 3 bölü 4 bölü 7 bölü 11. Nurşan. Hocam 36 bölü 28 buldum da ben yanlış mı yaptım? Ben bir de burada küp taşla yapıyorum. Bakalım doğru mu yanlış mı? Şimdi 3 bölü 4 bölü 7 bölü 11. 7 bölü 11 ters çevrilir, 11 bölü 7 olur. 3 bölü 4 çarpı 11 bölü 7. Şimdi arkadaşlar ben alt alta bölmeye bak, sadeleştirme diyeyim. Sadeleştirmeye bakıyorum, var mı? Alt alta sadeleştirme yok. Ne 3, 4 ile sadeleşir ne 11, 7 ile sadeleşir. Bakıyorum çapraz sadeleştirme var mı? Ne 3, 7 ile sadeleşir ne 11, 4 ile sadeleşir. O zaman benim tek yapacağım işlem karşılıklı çarpmadır. Paylara bakarım, payları çarparım. 3 ile 11'i çarparım, 33. Bölü 4 ile 7'yi çarparım, 7 kere 4, 28. 33 bölü 28. Ortak bir bakarım, sadeleştirme var mı? 2'ye bölünmez, 3'e bölünmez. Derim, ilerlerim.
Öyle düşünüyorum, hiçbir şeye bölünmüyor. Buradan arkadaşlar 33 bölü 28 sonucumuz bulunuyor. Yani bu yapacağınız şeyler, sıralamalar budur. Alt alta sadeleştirme var mı? Yok mu? Ondan sonra çapraz sadeleştirme var mı? Yok mu? Eğer her ikisi de yoksa karşılıklı çarpmak zorundayız. Mesela şunu yapabilir ÖSYM bize. Özellikle lisansçılar için bu geçerli olabilir. Ön lisansa ne kadar bu tarz verir bilmiyorum ama şunu yapar. Mesela atıyorum, tamamen sayılara atarak söyleyeceğim şu an. Şunu yapar. Der ki 4, 3 bölü 4 bölü 7 bölü 8 sonra artı 1. Bu artı 1 nerede? Bu artı 1 bütün kesrin bitiminde. Tamam mıyız? 3 bölü 4 bölü 7 bölü 8 diyeyim. Artı 1. 3 bölü 4 artı 7 şey pardon bölü 7 bölü 8 artı 1. Son kez. 3 bölü 4 bölü 7 bölü 8 kesir sonu artı 1. Bu artı 1'in nerede olduğu çok önemlidir. Artı 1 der size okuyucular. Ama bu artı 1 7 bölü 8'in yanında mı? Bu artı 1 kesrin sonunda mı? Bu artı 1 3 bölü 4'ün yanında mı? Muhakkak bura çok önemlidir. Bütün nerede olduğu bizim kesir sonucumuzu değiştirir. Bölü 4 bölü 7 bölü 8 kesir sonu artı 1. Bu artı 1 bağımsız. Açıl. 13 bölü 7. Nurşen. Hocam ben bu sefer de 12 bölü 7 buldum. Bunda zorlanmış olmanızı normal karşılıyorum. Çünkü yeni yeni şu an 4 işlem ne kadar olursa olsun oturacak sizin zihninizde. Şimdi beraber yapalım. Kaç bulacağız acaba? 3 bölü 4 bölü 7 bölü 8. Ben bu kesri ters çevir çarp uyguluyorum. 3 bölü 4 çarpı 8 bölü 7. Çapraz sadeleştirme var. Ama alt alta sadeleştirme yok burada. O dikkatimi çekiyor. Çapraz sadeleştirme neyi var? 8 ile 4 var. İkinci kesrin payıyla birinci kesrin paydasını sadeleştiriyorum. 8'i 4'e bölüyorum. 2. 4'ü 4'e bölüyorum. 1. Burası şu hale alıyor. 3 bölü 1 çarpı 2 bölü 7. Şimdi 3 ile 2'yi çarpıyorum. 6. Bunu paya yazıyorum. Bölü 7. 7 ile 1 kalıyor payda kısımlarda. 7 kere 1. 7 diyorum. 6 bölü 7. Buraya kadar böyle. 6 bölü 7 artı 1. En son artı 1'e geldim. Şimdi arkadaşlar artı 1 dediğim şey şu olaydır. Bu 1 bölü 1'dir aslında. Payda eşitlemesi yaparım ben. 6 bölü 7 artı 1 bölü 1. 1 bölü 1'i neyle çarpacağım? 6 bölü 7 kesrin paydası olan 7 ile çarpacağım ki payda eşitlemesi yapabileyim. 1 bölü 1'i 7 ile çarptım. 7 bölü 7 oldu. 6 bölü 7 artı 7 bölü 7. 6 ile 7'yi toplarım. Paydaları eşit olduğu için artık
6, 7 daha 13. 13 bölü 7 sonucum benim doğru gelir. Var mı soruyu anlamayan? Zorlanan var mı? Yok. Bakın bunu sorun yok kabul ediyorum. Tamam mı? Yani kayıttan da evet tekrarları dinlersiniz. Şu anlık sorun yok. Kabul ettim ben. Yine sorun olursa sizler benimle de iletişime geçebilirsiniz biliyorsunuz. Şimdi artık dört işlemli yaklaşık verelim size. Karışık vereyim bir şeyler. Neyi verelim, neyi verelim? 10 bölü 13, 10 bölü 13 çarpı 10 bölü 13 çarpı 26 bölü, hadi 26 bölü 30 olsun. 10 bölü 13 çarpı 26 bölü 30. Tamam, bunu bu şekilde vereyim. Şu an çünkü vereceğim diğer işlemler nereye götürür bilmiyorum. 10 bölü 13 çarpı 26 bölü 30. Aysun. 2 bölü 3. Nurşen. Hocam tekrar rica edebilir miyim soruyu? Olur. 10 bölü 13 çarpı 26 bölü 30. 10 bölü 13 çarpı 26 bölü 30. Nurşen'in, Nurşen. Hocam 2 bölü 3. Bekle ben yarıya geldim diyen var mı yoksa anlatayım mı? Yokmuş hocam. Evet yokmuş. O zaman anlatıyorum. 10 bölü 13 çarpı 26 bölü 30. Baktım alt alta sadeleştirmeler var mı? Bir yerde var aslında. Nerede var Samet? 26 bölü 30. Her ikisi de sadeleşir. Nasıl sadeleşir Samet? Şöyle sadeleşir. 26'yı 2'ye bölerim. 13. 30'u 2'ye bölerim. 15. 13 bölü 15. Bunu sadeleştirdikten sonra da çarpım yapabilirim. Hiç sorun değil. Ya, 10 bölü 13 çarpı 13 bölü 15. Şimdi arkadaşlar işte geldik kritik noktaya. 10 bölü 13 çarpı 13 bölü 15. 13'ler çapraz birbirine götürürler. 10 bölü 15 kalır bir tek. 10 bölü 15'i 5 ile sadeleştirirsem ben onu 5'e böldüm. 2, 15'i 5'e böldüm. 3, benim kesrimin en sade hali 2 bölü 3 olarak buluyorum. Ve bugünlük böyle diyeyim. Daha fazla yormayayım sizi.